Herkese merhabalar. Bugün sizlere elimde gördüğünüz bu çakmak kılıfının yapımını anlatmak istiyorum. Gerekli olan malzemeler, ben 2 adet kum boncuk kullanacağım. Siz farklı renklerle de çalışabilirsiniz. Siyah kum boncuk, beyaz kum boncuk, boncuk işleme iğnesi, boncuk işleme ipi. Arkadaşlar bunun markasını soran oluyor. İki marka kullanıyorum. Nybond marka ya da Kaplan marka. Ayrıca makasımız var bir de. Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Müzeyyen. My friends from abroad, I am presenting this video for you in English. I hope this will be beneficial for you. Since this video, I will also present my videos in English. Let's begin. Right now, I will presenting this lighter cover. It's very easy. Evet arkadaşlar, gerekli olan malzemelerini saydıktan sonra dokumaya başlayabiliriz. Firstly, the materials we need, black and white seed bead. Evet arkadaşlar, dokumamıza 3 siyah, 3 beyaz. 3 siyah, 3 beyaz. Kum boncuk alarak şu gördüğünüz zemindeki 42 adet kum boncuğu oluşturacağız. Her birinden 7'şer tane olacak. 7 siyah, 7 beyaz. 7 siyah, 7 beyaz. Şöyle 7 siyah, 7 de beyaz grup olacak. 42'ye tamamlayacağız zemin boncuğumuzu. We start to weaving with 3 white and 3 black. We will continue this sequence till it's complete to 42. And like we do this 7 times. 3 white, 3 black, 3 white, 3 black. Yes. Till this complete to 42. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 7 tane siyah, 7 tane beyaz olacak. 42'ye tamamlayacağız. Siyah 3 beyaz alarak birbirini takip eden 7 adet olacak şekilde. Aldıktan sonra ipimin iki ucunu birbirine bağlıyorum ve bir yuvarlak oluşturuyorum. Yuvarlak oluşturduktan sonra iğnemi birkaç boncuk ilerleyip üst sıraya çıkarttım. We will connect this two edge and then we take forward a couple of beads. Then we will continue to the sequence above. Evet arkadaşlar. Şimdi bu spiral görüntüyü elde etmesi için her zaman 3 siyah, 3 beyaz grup yapmıştık ya arkadaşlar. Bunun ilk beyaza denk geldiyseniz eğer, ilk beyazın üstü mutlaka siyah olacak. Eğer siyaha denk geldiyseniz her zaman ilk siyahın üstü beyaz olacak. Yani ilk boncuğun rengi her zaman farklı renk olacak. Bu kaymalı görüntünün elde edilebilmesi için. Şimdi ben burada 3 siyahlı grupta kalmışım. İkincisinin bu siyahın üzerine beyaz gelecekti. O yüzden ikincisinin üzerine siyah alıyorum. Bir tane siyah kum boncuğu dokuyorum. In every sequence, we will jump the first bead to have this helical look. Şimdi arkadaşlar, bir tane siyah kum boncuk aldım. İkincisinin üzerine dokudum onu. Şurada gördüğünüz gibi elde kareleme tekniğiyle. We took one black bead and we weave to this second black bead. Bir tane daha siyah kum boncuk aldım. Bunu da üçüncü siyahın üzerine yine dokuma yaptım. We took one more black seed and we weave to the third black seed. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk beyaza geldim. İlk beyazın üzerine ne demiştik? Farklı renk kullanacağız. Bir tane siyah kum boncuk aldım. Alttaki üçlü grup beyazın üzerine hemen bu siyahı dokuyorum. Böylelikle bundan sonraki yapacağım 3 beyaz 3 siyah, 3 beyaz 3 siyah otomatikman kaydırılmış şu spiral görüntüyü bize vermiş olacak. I mean there will be contrast to have this helical look. Evet arkadaşlar. Şimdi 3 tane beyazımı sırayla elde kareleme tekniğiyle gördüğünüz gibi dokumaya devam ediyorum. Şimdi üçüncü beyazımı yaptım. İlk siyahımın üzerine yine beyaz gelecek şekilde arkadaşlar şuradan boncuğumu
aldım ve ilk siyahın üzerine gördüğünüz gibi beyaz dokuyorum. Yine bu sıra 3 siyah, 3 beyaz, 3 siyah, 3 beyaz olacak şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi. Şimdi siyah kum boncuk aldım. İkinci siyah boncuğa denk geldim. Gördüğünüz gibi. Şimdi, we will take beads shiftingly. Gördüğünüz gibi devam ediyorum. Motifin kendisi ilerliyor. And it becomes that spiral. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, üst tarafta 42 boncuk olacak yine. Her boncuğun üzerine bir boncuk dokuyarak devam edeceğiz. In every sequence we will have 42 beads. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben ikinci sıramın sonuna geldim. Son beyaz kum boncuğumu aldım. We came to this sequence's end and we took our white bead and we are weaving to the black bead at the bottom. Alttaki siyah boncuğun üzerine arkadaşlar son beyazımı dokudum. Şimdi ikinci sırayı birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi son aldığım beyazla ilk aldığım boncukların içinden iğnemi geçiyorum. And we are connecting to connecting the two of these sequences. Şimdi üçüncü sıraya geçiyorum arkadaşlar. And we are continuing to third sequence. Şimdi gördüğünüz gibi beyazda kaldım. İlk beyazımızın üzerine siyah boncuk alıyorum. Ve we are taking black beads to the white beads. Dokumamı yaptım. Şimdi sırasıyla 3 beyaz, 3 siyah, 3 beyaz, 3 siyah alarak devam edeceğim. And we are continuing to take 3 white, 3 black, 3 white, 3 black. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde dokumamıza devam edip yine sıramızı birleştireceğiz. Bir üst sıraya geçeceğiz. Sonra tekrar sıramızı birleştirip bir üst sıraya derken çakmak kılıfımızın arkadaşlar dokumasına devam edeceğiz. Şimdi siyah kısma geçtim. We will go up and up. Gördüğünüz gibi ikinci siyaha denk geldim burada. Üzerine bir siyah kum boncuk aldım. Dokudum. Yine siyah kum boncuk aldım. As you saw, we swiped to the second bead at the beginning because we want to have this spiral look, helical look. Evet arkadaşlar, ben şimdi biraz devam edeyim. Gördüğünüz gibi ilk boncuğun üzerine farklanınca otomatikman şekil kendisini ortaya çıkartıyor. Biraz devam edeyim, sonra tekrardan videomuza devam edelim. We will continue a little bit and we will come back with the complete shape. Arkadaşlar, belirtmek istediğim bir şey daha var. Onu da size söylemek isterim. Bu modeli videonun başında da resimlerde ekleyeceğim. Bileklik yapımında da kullanabilirsiniz. Şimdi ben size göstermek istiyorum. Şöyle dolanıp şunu alayım. Şu yuvarlak şekli vermeden önce düz olarak 3 siyah, 3 beyaz, 3 siyahı dümdüz üzerine yine elde kareleme tekniğiyle, bu teknikle dokuyarak bileklik yapabileceğimiz gibi yine 4-5 sıra dokuyup yüzük olarak da kullanabilirsiniz. You can keep this shape as a ring or you can continue with this design and make this a beautiful bracelet. It's up to you. You can do whatever you want. Because you know the shape right now. Evet. And there can be more beautiful things. Bu şekilde arkadaşlar, ben dokumaya devam edeyim. Biraz daha ilerleyince şöyle yarıya kadar bir geleyim, birkaç sıra daha ilerleyeyim. Sonra tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar, ben birkaç sıra daha ilerledim gördüğünüz gibi. Şimdi çakmak kılıfımızda bir deneyelim. Çakmağımızda nasıl durduğuna bir bakalım. Şöyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde ilerledim. It fits. You can make this fit with your own lighter. It's up to you. We use this blue lighting. Yüzük olarak da böyle oluyor arkadaşlar. And yes, it's as a ring. This is what it is like. Şimdi ben dokumamı tamamlamak için arkadaşlar tekrardan videoma ara vereceğim. Çakmak kılıfının bitmiş haliyle
Tekrar görüşmek üzere diyeyim. Evet arkadaşlar, ben dokumamı tamamladım. Gördüğünüz gibi çakmak kılıfım bitti. Tam da çakmağıma göre, gördüğünüz gibi. Bu şekilde başka çakmaklarda arkadaşlar biraz büyük duruyor. Şöyle küçük çakmaklarda. O yüzden 42 değil de 39 boncuk alarak yine aynı şekilde görüntüyü sağlayabilirsiniz. Şimdi ben bunun altına deri ya da keçe dikenleri biliyorum. Ben kullanmayacağım deri ya da keçe. İsterseniz siz ihtiyacınıza göre dikebilirsiniz buraya uygun bir kumaş. Buraya da püskül yapabilirsiniz, saçak yapabilirsiniz. O da sizin zevkinize kalmış. Eğer püskül yapımı ile ilgili merak ettikleriniz varsa ve bununla ilgili bir video çekmemi istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ayrıca videonun başında çeşitli çakmak kılıfları fotoğrafı ekleyeceğim. Üzerine de numaralandıracağım. Siz o numaralardan beğendiğiniz çakmak kılıfı hangisi ise yine yorumlar kısmına yazarsanız size o çakmak kılıfının da yapımını seve seve anlatırım arkadaşlar. Okay, we are done. It fits perfectly to our lighting cover. You can make some leather or another fabrics at the bottom blank space and decorate it with tassel and different things like jewelry if you want. And if you want to do if you want any tassel video, let us know in the comments and we can make different tassels for you. Don't forget subscribe, like and share this video. Be safe, wear mask. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bazen olumsuz yorumlar alıyorum, biraz üzülüyorum ama zamanla daha iyi olacaktır inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sizin için yararlı bir video olacağını umuyorum. Hoşça kalın.